Selam değerli takipçilerim. Bugünkü menümüzde kıymalı kapuska yemeği yapıyoruz. Tam da mevsimi, mutlaka yapın. Gelin hep beraber yapalım mı? Tencerem ben ocağa aldım. Önceden kıymaları kavurmuştum. Kıymaları güzel bir şekilde kavurduktan sonra ince ince doğradığım 3 adet soğanımı da ilave ediyorum. Ve kıymayla beraber soğanları da pembeleşene kadar kavuruyoruz. Soğanı kavurduktan sonra bir yemek kaşığı biber salçası da ilave ediyorum. Ve kıyma ve soğanla salçayı da güzel bir şekilde kavuruyoruz. Salçanın kokusu çıkana kadar. Kavurma işlemimizi çok iyi yapmamız gerekiyor ki yemek daha lezzetli olması için. Ve ardından haşlamış olduğum kapuskalık beyaz lahanayı da ilave ediyorum. Ben lahanayı az miktarda haşladım. Gazını çıkarmak için eşimin midesi rahatsız olduğu için dokunuyor. O yüzden ben lahanayı az bir miktarda haşlayıp gazlı suyunu alıyorum. Ve ardından 2 diş de sarımsak ilave ediyorum. Ben sarımsağı her yemekte seviyorum. Siz bu tarifi yapacaksanız sarımsak katmayabilirsiniz ama ben sarımsağı çok seviyorum. Ve lahanalarımızı da güzel bir şekilde kavuruyoruz. Kavurma işlemin ardından demlikte kaynatmış olduğum sıcak suyu da ilave ediyorum. Ve damak zevkine göre tuzunu ilave ediyorum. Ben kapuskaya pul biberini yakıştırdığım için bir tatlı kaşığı da pul biberi ilave ediyorum ve acılı olmasını tercih ediyorum. Pul biberi seviyorum, kapuskada acılı oluyor. Ve kapağını kapatıp 10 dakika pişmeye bırakıyorum. Dakikanın ardından ıslatmış olduğum bir çay bardağı pirincim var. Pirinci de ilave ediyorum. Ve pirinci karıştırmıyorum. Üstünde bırakıyorum. Hafif yaydırıyorum. Ve kapağını kapatıp 10 dakikada pişmeye bırakıyorum. Lahanayı haşladığımız için daha hızlı pişecektir yemeğimiz. Ve kapuska yemeğimiz hazır, pişti. Ben hafif sulu bırakıyorum. Sulu seviyorum. Soğudukça daha da yemek dinlendikçe suyunu çekecektir. Ben şimdi servis aşamasına geçiyorum size göstermek için. Yemeğimiz daha tam dinlenmedi. Gördüğünüz gibi çok lezzetli ve harika bir görünüşü var. Ben lahana yemeğini çok seviyorum arkadaşlar. Acı biber de oldu mu içinde? Yapıp deneyeceklere afiyet olsun. Hoşça kalın.